işte. Bomba, yılan gibi. Vallahi böyle ay çok güzeldi. Kaç lira onun günlük parası acaba? Bak dımdızak kalmayalım ortada oğlum. Çok mu harcama yapıyorsun acaba sen bu koltuğu? Nereden acaba senin? Ya ustacığım zengin numarası yapacaksan da bu şekil bir arabaya binmen lazım. Yani üç tekerlekli pisletme kirala sahip. Doğru, doğru diyorum da bu hayvan gibi para verdik bunlara oğlum. Hayvan kürkü var diye. Tamam ama gidelim o zaman şimdi böyle şıpşıkırdım bir yere oturalım. Havamızı atalım ne dersin? Allah derim. Buyur usta gel. Bugün kendimize tatil verdik be. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim Soh. Ne demek? Buyurun usta, buyurun. Dur bakalım ya, bu ne? Alo, ailenizin tesisatçısı, parçacık uzmanı, biricik bilim insanı Cuma'nın telefonuyla konuş. Tabii canım, tesisat bizim işimiz. Geliriz, geliriz. Hallederim. Tamam Mustafa, hiç merak etme. Ben de o iş tamam. Uğruyorum 5 dakikaya. İşte İsmail, hemen kap bakalım oradan takımı takla atı. Geçerken yolumuzun üstünde zaten tamir eder, devam ederiz yolumuza. Hadi. Usta, sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Şu dakika itibariyle sen zengin bir şahıssın. Ne işin var takım takla atla? Allah'ım, sen yine bunun akıl tutukluğu verdin be. Oğlum, ne zengini, manyak mısın be? Oğlum, kredi borcunu nasıl ödeyeceğiz? Çok borcumuz var, böyle böyle gideceğiz. Ayır demeyeceğiz. Hiçbir işe ayır demeyeceğiz. Oradan paramızı ayıracağız be oğlum. Hadi bakalım, kap gel. Tamam usta. Böbreğimi mi satayım, ne yapayım ben artık? Hadi al tesisat. Yok, sen rahat rahat otur, ben ön koltuğa koyarım. Tamam, hadi bakalım. İsmail, ama oyalandım oğlum ya. Aa, çok ağır kalmışsın. Nerede kaldı bu tamirci ya? Bütün işlerim yarım kaldı ya. Nerede kaldılar? İsmail, bir giriş provası yapalım bakalım etkileyici olacak mı? Hadi, hadi bakalım. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çatlak patlak borular neredeydi acaba? Mustafa, sen sosyete tamircisi mi çağırdın? Adam servise özel şoförle kırmızı halıyla geliyor. Bunların parasını nasıl öderiz biz? Hanımefendi sakin olun. Panik yapmaya gerek yok efendim. Hiç merak etmeyin. Ben sosyete tamircisi değilim. Normal tamirciyim veya mahalli tamircisi. Ücretimiz standarttır. Panik yapmayın. Ben sadece işime olan saygıdan dolayı böyle giyiniyorum. Çatlak patlak borular neredeydi? Gösterin bakalım. Buyurun beyefendi, buyurun. Stres yapma ablacığım kendine. Sakin ol ya. Maalesef sosyetik mekan burası mı bakalım? Çok güzel bak usta, taşlara bak, eski taş. Aman sakın bir pot kırma ha, aman sakın. Hoş geldiniz. Hoş bir mekan olarak bulduk. Sen istersen boşuna burada bekleme. Al şu paraları, o beğendiğin evi git satın al. Üzerimde şimdilik bu kadar para var. Gerisini ben çek olarak yazacağım. Hiç merak etme. Hadi bakalım. Çok sağ olun patroncuğum. Zengin olduğunuz kadar cömert ve iyisiniz de. Ayrıca aşırı yakışıklı olduğunuzu belirtmeme hiç gerek yok. Siz de biliyorsunuzdur zaten. Vallahi zengin bir kadın olsam şuracıkta evlenirdim sizle. Abartma İsmail. Planı batıracağım be ya. Bu şapka fazla mı oldu? Şapkalı şoför mü kaldı affedersin ya? Hadi tamam, uzatma sen. Fırla git, hallet. İnşallah yemekleriniz iyidir. İnşallah. Ha. Acaba buradaki kadınlardan hangisi zengin, hangisi çok zengin, hangisi ultra zengin acaba, hangisi be? Ay. Parayla imanın da kimde olduğu belli olmaz be ya. Allah çirkin şansı versin derken boşuna dememişler. Allah çirkin vermesin, biraz güzel versin. O ne be? Merhabalar, oturabilir miyim? Oturabilirsiniz tabii, şeref verdiniz. Buyursunlar efendim.
Buyurun oturun hanımefendiciğim. Buyursunlar. Bu arada ben Zengin İş Kadınları Derneği Başkanı Leman Özzengin. Öyle mi Leman Hanım? Çok memnun oldum, çok memnun oldum. Ben de efendim Orta Yaşlılar ve Karizmatik İş Adamları Derneği kurucusu ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Cuma Ertesi, memnun oldum. Çok memnun oldum Cuma Bey. Ben efendim. Ay bu masa biraz sallanıyor mu? Hakikaten sallanıyor biraz. Veya burası tarihi mekan olduğu için tabii yerde böyle kat farkı falan vardı. Ben onu ben hallederim veya. Hiç merak etme. En yakın arkadaşım Benjamin Franklin'le biz o işi çözeriz. Ben de o iş. İndir bakalım. İşte Alektin ben ne demişler, bana her şeyi çözer, öyle değil mi? Ay çok komiksin Leman Hanımcığım. Kendimi çok övmeyi sevmem ama yani zengin olduğum kadar bir o kadar da yani sempatik bir komiyimdir. Aynı zamanda karizmatik, çekici ve baby face bir tipim var benim yani. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sipariş verecek misiniz? Yok, hiç siparişte falan uğraştırma bizi, menüye falan baktırma. Biz zengin insanlarız yani, vaktimiz nakit bizim, nakitimiz vakit yani. O yüzden şey, menüde en fiyatı yüksek ne varsa ondan getir bize. Peki efendim. Çok tatlısınız. Vallahi siz de öylesiniz ama ben o kadar tatlıysam yemekten sonra tatlı olarak beni yersiniz. Uzanayım mı ben masaya? İstakoz, istakoz, istakoz nasıl yeniyor acaba be? Bıçakla mı yeniyordu? İnşallah yerimde fakir olduğum anlaşılmasa mı? Anlaşılmasın. Cuma kap bakalım oradan çatal bıçağı, hadi bakalım. Ulan benim bazımdan büyük bazısı var, ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Bu şey ya, bu antenler bunun hareket ediyor. Bunu canlı canlı mı getirdiler, ne yaptılar? Ben bundan çok korkuyorum ama. Çok komiksiniz. Çok komiyim, evet. Ben bunu nasıl yesem acaba ben bunu en iyisi ekmek arası yapayım. Başka türlü doymam, ben bunu böyle sıkıştırayım artık atıl kutur yerim ama. Ama sırf siz beni güldürmek için böyle yapıyorsunuz değil mi? Soyu saraya dayanan biri istakoz nasıl yenir bilmez mi? Aa tabii. Saraydan gelen biri istakozu nasıl yeneceğini bilmez mi? Ben tabii bilmez olur muyum? Çocukluğum benim istakozlarla geçti. Güreşirdik biz bunlarla plajda vallahi. Ama şimdi yiyemeyeceğim. Ama arkadaşım gibi geliyor şimdi. Ben hesabı alabilir miyim acaba lütfen? Bu arada parmağınızda yüzük göremedim. Bekarsınız herhalde. Evlilik hakkında fikrinizi çok merak ettim. Beş bekarım ben vallahi. Evlilik hakkında ne düşünüyorum? Ben yani sizin gibi güzelce bir insan olursa neden olmasın diye düşünüyorum ama. Çok tatlısınız. Siz de öylesiniz yani. Ayrıca benim evleneceğim kadın da en az benim kadar zengin olması gerekiyor değil mi? Yani kendini benim yanıma böyle fakir hissetmesin. Kesinlikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Lütfen Leman Hanımcığım, siz benim bugün masamı güzelleştirdiniz. Hesap benden lütfen. Hiç bunu karıştırmayın. Para niçin var? Bunları harcamak için hepsi... Bu ne lan? Bir şey mi oldu Cuma Beyciğim? Olanlar oldu veya ne olsun, benim zaten sizden sonra da bir iş toplantım vardı. Ben onları bekliyorum. Onları topla hesap kapatacağım. Ben de o yüzden siz rahat olun ya. Her şey için çok teşekkür ederim Cuma Beyciğim. Ben müsaadenizi rica edeyim o zaman. Müsaade sizin efendim, müsaade sizin. Nasıl uygun görürseniz de yani bir daha ne zaman acaba buluşuyoruz, konuşuyoruz, bu evlilik konusunu tartışıyoruz, ne dersiniz? Aramanızı bekleyeceğim Cuma Beyciğim. Aramaz olur muyum ben bu? Aramaz olur muyum? Arayacağım tabii. Ama bu sefer dışarıda buluşmayalım. Bence de dışarıda buluşmayalım bundan sonra. Sizin köşk mesela? Köşkümde. Ay pot mu kırdım? Daha mı büyük yoksa eviniz? Saray mı demeliydim yoksa? Yok canım, o kadar abartılı saray mı var? Köşk benim köşküm o köşk var ya, o köy tadilatta o ya. Vallahi şimdi sizi orada ağırlayamam, toz toprak her yer o yüzden ne yapsak acaba? Peki şimdi nerede kalıyorsunuz? Şimdi nerede kalıyorum? Benim babamda bir tane villam var. Villada kalıyorum geçici olarak orada. Artık oraya beklerim ben sizi. Tamam. Peki hala oraya gelirim o zaman. Bekliyorum. Bye.
Ay ay. Ay bir gece alsın gelebilirim diyor yani. Allah'ım ne olacak bu iş ya? Şişt, dolarlar nereden nereye geldi? Köşkler meşkler konuşuluyor oğlum ya. Aç şu İsmail. Alo İsmail. İsmail, vallahi bir şey söyleyeceğim. Burada olaylar karışmaya başladı. Hemen senin buraya gelmen lazım. Çok çabuk atla gel bakalım. Çok oldu. Allah'ım. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Merhaba kızım. Evin sahibi yok mu? Yok. Cevdet amca bir süreliğine Marika ablaların evine taşındı. Cuma Bey de sizleri bekliyordu efendim. Cevdet Bey kim? Cevdet Bey bu villanın eski sahibi efendim. Cuma Bey bu villayı Cevdet Bey'den satın aldı efendim. Aa, Cuma Usta Cevdet Bey'den mi aldı burayı? Benim niye haberim yok? Ya mahallede bir sürü şey oluyor. Benim bunlardan niye haberim yok? Niye son dakika ben öğreniyorum? Neden sen bana bunu söylemiyorsun? Romanıma ilham olur bunlar. Tezene Hanım ilaç kullandığı için arada kafası böyle gitgel oluyor. Maalesef ilacın yan etkileri efendim. Siz buyurun, buyurun lütfen buradan buyurun efendim. Sizi şurada ağırlamak isteriz. Buyurun. Ben alayım onu. Ha. Buyurun Tezene Hanım. Şunu da bir zahmet. Buyurun, buyurun. Lütfen. Leman Hanım, Leman Hanım, Leman Hanım. Hanımı kaldırıyorum. Bundan sonra sana Leman diyeceğim ya. Vallahi senin gelmeni o kadar uzun zamandır bekliyorum ki hoş geldin. Seni ilk gördüğümden beri o hayalini kurmak hep rüyalarıma girdin. Bir titrek mum alevi gibi ben oradan. Bir pot kırmadınız inşallah. Tamam, yani kusura bakmayın. Aslında sizi köşkümde ağırlamak isterdim. Kusura bakmayın, tadilat dolayısıyla bu villacıkta ağırlıyorum. Ama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayıldım villanıza, bayıldım. Harika. Ben de bayıldım, harika. Ama burası sizle daha güzel oldu ama siz bir de benim köşkü görün, köşkü. Cuma abi. Senin köşkün mü var? Bizi çağırmıyorsun ama. Abi ne oluyor abi, çalışan bir insan sen. Abi yok köşkün var tabii ama köşkün yanında bir tane mezarlık var. İnşallah orayı gömeceğim ben size. Sen ne yapıyorsunuz? Efendim bir şey içer misiniz? Bir şey içeriz biz. Sen bize soğuk bir şey daha sıcak bir şey, içecek bir şeyler getir bize. Hadi İsmail, soğuk. Gelin Tezene Hanım, biz bir şeyler hazırlayalım. Lütfen, lütfen buyurun. Yine atlarını mı değiştirdi bu acaba? Nasıl biliyor musun? Kafa gidip geliyor böyle, idare ediyoruz aramızda. Ne yapacaksın yani? Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok özlemişim ya. Her şeyi anlattım ya Tezene. Villa Cuma Usta'nınmış gibi numara yapacağız değil mi? Bak kostümlerimiz bile giyin. Biz bu değiliz değil mi normalde? He? Sen ne çabuk unutuyorsun her şeyi la? Ay benim kafam sürekli romanımda ya. Konsantrasyonum yok yani. Şimdilik konsantrasyonunu oradan çek. İşimize odaklanalım olur mu? Alnımızın akıyla çıkalım. Bak öncelikle şunları al. Düzgün bir yere koy. Ay. Lan bir bu eksikti arkadaş. Tamam aşkım ne var? Toplarız ya. Ya toplarız da her tarafa saçıldı. Bir dakika. İstanbul kart değil mi bu kız? Evet aşkım ne var bunda şaşıracak İstanbul kart? Evet aşkım ne var şaşıracak? Kızım sen zengin olsan hiç belediye otobüsüne biner misin? Ana! Sen şu kadının kimliğini ver bakayım bana. Bir internetten bir araştıralım ver bakayım sen. Şuna benim içime kurt düştüm mü o işte bir şey vardır arkadaş. Ulan kızın hakkını o kadar attık tuttuk. Nerede kalmıştık Cuma Beyciğim? Hı-hı. En son yanlış hatırlamıyorsam bana evlilik teklifinizi konuşuyorduk. Şaka yolu bana evlenme teklif ediyordunuz. Haksız mıyım? Leman, Leman. İnsanlar önce bakışır, sonra tanışır, sonra flörtleşir. Sonra efendim nişandı, nikahtı, işte gelin hamamıydı, damat tıraşıydı, düğündü, nikahtı falan derken bunlar çok uzayan işler. Vallahi biz zengin insanlarız. Hiç uzatmayalım. Vakit nakittir bizim için. Biz hemen evlenelim. Ne dersin? Bak şu an içimden geldiği için hazırlıklı değilim ama sana bu yüzüğü armağan etmek istiyorum. Hemen evlenelim. Ne dersin? Hadi bakalım. Ay ciddi misin? Biz henüz tanışmıyoruz bile. Yeteri kadar zenginsin. Benim için kafidir. Yeterli yani. Oldu. Ben tanışmış kadar oldum. Daha bu tanışıklığımızı biz inşallah ilerleteceğiz. Ya sandığımız kadar
zengin değilsem ne olacak peki? Nasıl ya? Senin zenginliğin hepimize yeter, merak etme yani. Vallahi ihya oluruz hepimiz, o iş bende, hiç merak etme. Aa, sen yeter ki sözünü ver. Bak söz, söz ağzından bir kere çıkar, yüzünü de taktın evet yani. Hemen yarın evleniyoruz biz, tamam. Patron, bakar mısınız lütfen? İsmail bakamam, hiç bakacak durumda değilim. Bakacak yerlerim ağrıyor, şimdi çok önemli bir şey konuşuyoruz. Hadi bakalım, hadi. Cuma Usta, bu daha önemli ya, bir gelsene ya. Usta mı? Usta mı dedi o, ben kulaklarıma inanamıyorum. Gerçekten personelle böyle içli dışlı olunca yüz göz oluyorlar. Ben hiç sevmediğim şeyler. Haklısın hayatım. Eğlenince ben onların hepsinin üstesinden gelirim. Gelin, üstesinden gelin Leman'cığım. Bunlar size emanet. Bunlar bir üstesinden gelinmeyi hak ediyor zaten yani. Bundan sonra büyük patron var ona göre yani. Ben yokum, büyük patron değil. Artık ben şunlara bir bakıvereyim. Hadi çıkın bakalım, geliyorum ben de. Hadi çıkın, geliyorum. Buyurun buyurun. Yöndem buyurun. Leman'cığım hemen geliyorum. Hiç merak etme. Vallahi bassam kafanıza ha. Oğlum ne yapıyorsunuz zamanımı şimdi ya? Tam kadını böyle ikna ettim, nikah masasına oturttum. Hop kaldırıyorsunuz. Nedir bu kadar önemli olan şey? Bakalım söyle bakalım. Usta biz seni daha kötü şeylere oturmaktan kurtardık. Sen yat kalk bize dua et ya. Bu kadın senin sandığın gibi biri değil. Sandığım gibi biri değil değil mi? Tahmin etmiştim, sandığım gibi biri değil. Sandığımdan daha da zengin değil mi? Sandığım gibi biri değil dedi değil mi? Sandığımdan daha da zengin değil mi? Çocuklar öyle değil mi? Ben bile bu kadar saf değilim değil mi İsmail? Yani değilsin bence. Yani erken? Usta kadının cüzdanından bak İstanbul kart çıktı, İstanbul kart. Hangi kadın, içerideki kadın, o kadın? Ay fakir mi bu? Biz kadını internette biraz araştırdık. Kadın pas fakir. Fuh fuhara. Yapmayın ya. Biz bir şey yapmıyoruz usta. Bak şimdi. Kadın hapisten yeni çıkmış usta. Bak kadın hapisten yeni çıkmış. Bütün fotoğraflara hapiste. Ne evi var, ne barkı var. Dımdızlak biri bu. Hapisten çıktı dımdızlak. Hapisten olunca dımdızlak bizi. Ay ama bu haksızlık. İnsan fakirken zenginmiş gibi yapar mı büyük haksızlık? Yani hiç, vallahi bu üçkağıtçılık bu yani. E sen de fakirsin ama zenginmiş gibi yapıyorsun ya. Ben üçkağıtçıyım diye herkes üçkağıtçılık yapmak zorunda mı ya? Bu nasıl bir dünya, bu nasıl saçma bir konu, niye ben şuna mağdur, ben değil, mağdur benim yani, benden daha mağdurum. Gerçekten dur ya. Elim ayağım boşalmayayım, bir yere oturmam lazım galiba. Boşuna dememişler, fakir bu fakir demiş. Su ver bir tane. Yavrak su ver ağlamı seversen, boşuna dememişler, boşuna dememişler. Şimdi fotoğraflara bakmaya devam et bak. Gazlayın bakalım, hadi. Ah, ne oluyor be? Ya çaldığınız Leman'sa ondan da emin değiliz ama yemezler kızım. Baltayı taşa vurdun. Senin karşında kim var? Ben yemin ederim fakirim. Çok fakirim ben, haberin olsun. Böyle fakirliğe can kurban be. Vallahi ben onu bunu bilmem Cuma Efendi. Bana sözün var. Yüzüğü de taktın, yarın nikah kıyıyoruz. Hala nikah diyor ya la. Kızım sen bizi duymuyor musun ha? Duyu organları mı tıkalı senin? He? Fakiriz diyoruz kızım, biz fakiriz vallahi ben ya. Madem fakirsin, bu ev, şoförler, bu hizmetçiler. O araba ne peki? Vallahi villa bizim yani tesisat için günlük el koyduğumuz bir yer. O araba kiralık zaten. Bunlar da benim arkadaşlarım. Biri gerçekten böyle uçak değil yani şoför değil, öbürü de hizmetçi değil. Bana yardım ediyorlar ya. Rol yapıyorlar yani. Yalnız çok yetenekliyiz değil mi? Kabul et, iyi rol yaptık yani. Bir yere kadar evet ama bir yerden sonra tıkandı, akmadı. Senin kafa yine tıkandı. İtinizin bu olmuyor yani. Ulan madem fakirdin, beni ne alt etmeye kandırdın? Aa, Latin rüzgarı dedik için çıktı bunlar. Kim kimi kandırdı be asıl? Ben kandırıldım. Ben mağdur olan benim burada. Bittin ulan sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.